Merhaba herkese. Nefke Avrupa Üniversitesi'nden Ceylan Erhan ben, tanıtım bölümünden. Bugün yardımcı doçent doktor Yağmur Ekenoğlu Hoca konuğumuz olacak. Covid-19 salgını ile ilgili üzerimize düşen kişisel sorumluluklar konusunu işleyeceğiz ve çok değerli hocalarımız, misafirimiz Iğdır'dan, Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü'nden. Hocamı da hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim hocam. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Evdeyiz, güvendeyiz diyoruz. Güvendeyiz. Geçen hafta da Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden çok değerli hocalar misafirimizdi. Sizin live yayını yaparken biraz problem yaşadık Instagram kaynaklı. Evet. Çok da güzel bir konuydu hocam. Tekrar edelim diye düşündük. Tekrar Ay, hoş çok geldiniz. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Geçen hafta hocam hepimizin hayatını etkileyen bu virüsten dolayı sizden bir mikrobiyolog gözüyle yorumlar almıştık. Bize tavsiyelerde bulundunuz nasıl bulaştığına dair, neler yapmamız gerektiğine dair. Sonra maske kullanımını anlatacaktınız bize uygulama Evet. olarak. Bundan önce bize biraz özetler misiniz hocam? Genel olarak koronavirüs ile mücadelede, salgınla mücadelede her zaman bundan sonra büyük ihtimal çok uzun süre bize eşlik edecek olan bazı kurallar var. Bunların Evet. en önemli iki tanesi biliyorsunuz el hijyeninin korunması. Yani doğru el yıkama ve sık sık el yıkamak olmak zorunda. Bir de sosyal mesafeyi mutlaka koruyacağız bundan sonra uzun bir süre. Ki zaten bu iki kural aslında yaşamımızın bir parçası haline gelmeli. Çünkü neredeyse birçok enfeksiyondan korunmanın ilk iki şartı bu iki madde. Sosyal mesafeyi korumak ve el hijyenine dikkat etmek. Dediğimiz gibi el hijyeni özellikle çok önemli. Çünkü damlacık yoluyla dediğimiz işte ağzımızdan, burnumuzdan çıkan konuşurken, öksürürken, hapşururken ağzımızdan, burnumuzdan çıkan damlacıkların özellikle yüzeyleri kontamine ederek, daha sonra elimize bulaşarak ve elimizi mukozalarımız dediğimiz gözümüz, burnumuz ve ağzımızla temas sonucu bulaştığı için el hijyenimizi özellikle yüzümüze dokunmadan önce sağladığımızda aslında bulaşı kırmış olacağız. O Evet. yüzden önemli. Ayrıca toplum içinde maske kullanımı çok önemli. Çünkü biliyorsunuz asemptomatik dediğimiz yani belirti vermeden hastalığı taşıyan ve bunları yayan bireyler mevcut bu hastalıkta, bu salgında. Aslında en önemli problemlerimizden biri de bu. Hasta bireylerin birçoğu hafif seyirli enfeksiyon geçiyor ya da belirtisi seyrettiği için biz onları tespit edip aslında izole edemiyoruz. O nedenle herkesin maske kullanması potansiyel taşıyıcı ve bu virüsü yaymayı sağlayıcı bireylerin de yine virüsü yaymasını engelleyebiliriz. Maske yani kendimizi korumak için değil, topluma yayılmayı engellemek için kullanıyoruz. Bu çok önemli. Evet hocam. Semptom gösteren hastalar neler hissediyor enfekte olduğu zaman? Ateş var, öksürük var en önemli belirtilerden. Nefes darlığı yine önemli belirtilerden. Tabii devamında kişinin yaşına, altta yatan hastalığına bağlı olarak farklı komplikasyonlar da mevcut, farklı belirtiler. İşte nefes darlığı dediğimiz gibi pnömoni yani akciğer enfeksiyonu, akciğer tutulumu gözlenmekte zaten farklı hasta belirtiler mevcut. Ama ilk en önemli belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığı diyebiliriz. Evet. Hocam maske kullanımını bize gösterir misiniz? Doğru Tabii maske ki nasıl kullanılır? çok önemli aslında. Şu anda yaygınlaştı tabii biliyorsunuz ki belirli kurallar, yasaklarla dışarıya çıktığımızda maske takmak zorundayız. Hatta şu anda Türkiye'de bazı illerde sokağa çıkarken dahil yani açık alanda bile maske takımı zorunlu tutuldu. Ama maskeyi nasıl takacağız? Yani maskeyi yanlış kullanmak hem etkisini yani bizi toplumu koruyucu etkisini azaltıyor. Hem de aynı zamanda aslında enfeksiyon riskini artırıyor yanlış kullanmak. O yüzden maskeyi kullanırken de doğru kullanmak çok çok önemli. Birey olarak aslında bizim üzerimize düşen en önemli görevlerden biri de maskemizi takmak ve doğru kullanmak, doğru şekilde takmak. Öncelikle maskenin katlanır kısmı, dış kısmı dışa gelecek şekilde ve maskenin mümkünse önüne hiç dokunmuyoruz. Ne iç kısmına ne dış kısmına şu ön kısma dokunmuyoruz kesinlikle. Metal kısmı, burna yerleşecek olan metal kısmını yukarıya gelecek şekilde iplerinden tutarak kulaklarımıza,
takıyoruz. Eğer böyle lastikli değil de ipli bir maske kullanıyorsak ilk önce üst ipleri kulak üstünden geçerek bağlıyoruz. Daha sonra alt ipleri kulak altına geçerek ense kısmında bağlıyoruz. Kulak arkamız böyle kulağımıza geçiriyoruz lastikliyiz eğer. Tamamen ağzımızı ve burnumuzu içine alacak şekilde. Ve düzeltirken de şu kenar kısımlardan düzeltiyoruz. Önüne dokunmuyoruz maskemizi. Daha sonra metal kısmı şöyle bastırıp iyice burnumuza yerleştiriyoruz. Şu şekilde olacak. Çıkarırken de yine iplerden tutarak yine ön kısmına hiç dokunmadan maskemizin güvenli şekilde çöpe atıyoruz. Yere değil, çöpe atıyoruz ve maskelerimiz tek kullanımlık. Tabii ki çok kullanımlı kumaş maskeler, kumaş kapatıcılar dediğimiz maske tipleri var. Onları da eve gelir gelmez kullandıktan sonra yıkayıp normal şekilde sabunla ya da deterjanımızla yıkayıp yine kurumasına özen gösteriyoruz. Kurutuyoruz, daha sonra kullanıyoruz onları. Özellikle iyice kurumasına dikkat etmeliyiz. Peki yanlış takımla sonra şimdi yanlışı göstereyim. En çok yapılan benim toplumda baktığımda en çok gördüğüm yanlışlar. Birincisi şu. Şu. Evet. Bu bizi, şu bizi ya da şu, bu bizi korumaz. Yani bu maske takmak değil aslında. Maskeyi iyice enfekte etmek. Daha sonra ağzına götürdüğünüzde aslında size mikroorganizma bulaşını ve yalnızca COVID-19 değil diğer mikroorganizmaların da bulaşını artıracaktır. Burnumuzu da kapatmadığımız yani yalnızca ağız bölgesinin kapanması bir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü bu virüs bizim burnumuza da bulunmakta ve burun salgılarımıza da yine damlacık yoluyla yayılmakta. O yüzden burnumuzu da mutlaka kapatmak mecburiyetindeyiz. Çene altında tutmuyoruz. Dediğim gibi daha çok enfeksiyon riskini artırıyor bu şekilde kullanım. Ve asıl amacımız olan toplumda virüsün yayılımını engelleme hiçbir katkı sağlamıyor aslında. Evet. Üzerimize düşen maskeyi doğru kullanmak evet, her şeyi. Evet. Tabii ki de işte şey diyenler var. Maske beni çok bunaltıyor. İşte o yüzden burnumu evet. açıyorum. O yüzden işte çeneme koyuyorum. O zaman ne yapacağız? Mümkünse evden çıkmayacağız. Evden çıkmaya az evden çıkacaksınız o zaman sizin maske bunaltıyor. Yani evden çıkmanın şartı maskeyi doğru takmanız. Takmak zorundayız. Özellikle evet. gözlük takan insanlar için biraz zor olabiliyor. Kendimden biliyorum. Bu olmakla biliyorum. Böyle durumlarda biraz hava almak için ne yapabiliriz? Yani çıkartsak yaptığımız zaman risk altına girer miyiz? Evet gireriz. Yani biz dediğim gibi toplumu korumak için uygulanan bir yöntem. Diğer kişilerin maskesi bizi koruyor. Bizim maskemiz diğerlerini koruyor. Ve toplumdaki her bireyin korunması aslında bizim de korunmamız anlamına geliyor. Dediğim gibi bu bir döngü. Ve döngüde herhangi bir kişinin enfekte olması demek aslında bizim de risk altına girmemiz demek. Toplum içerisinde özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda kesinlikle maskemizi çıkarmamamız lazım. Burnumuzu, ağzımızı açmamamız lazım. Evet. Yani telefon konuşmak için açanlar var mesela. Hayır, telefonda konuşmayacaksınız o zaman. Yani başkasının hayatını riske atmayacağız. İkinci koşul da şu. Herkes ilk önce kendini koruması lazım. Yani kendi sağlığınızla ilgili durumu başkasının sorumluluğuna bırakmayın. Siz ilk önce kendinizi koruyun. Yani bunu nasıl yapacağız? Biz el hijyeniyle yapacağız bunu. Daha sonra evet. toplum için, toplum üzerine düşen kurallar bekleyin. Ama ilk önce biz kendi üzerimize düşen görevleri yapacağız. Zaten herkes bu şekilde düşünürse, kendinin üzerine düşen görev yerine getirirse biz bu salgınla baş edebiliriz. Kesinlikle. Aslında kurallar evet. çok basit. Çok çok basit aslında. Hatta bazı kişiler şey diyor, bu kadar basit mi engellemek? Evet bu kadar basit aslında. El yıkamak, sosyal mesafe. Ve damlacıkların saçılımını maskeyle engellemek bu kadar basit aslında. Özellikle el yıkamak en basiti. Herkesin yapabileceği bir şey. Evet. Küresel bir salgını bireysel sorumluluklarla kontrol altına alabiliriz bu birkaç evet, kuralı. Evet. Bu gibi çok salgınlarda sağlık otoriteleri kadar toplumun da görevi var. Hatta çok daha fazla. Çünkü sunulan kurallara uymak toplum olarak bizim en önemli görevimiz ve bunlarla engelleyebiliyoruz biz bu salgının yayılmasını. Yani belli bir seviyede yayılmayı belli bir seviyede tuttuğumuz sürece bizim bu salgının boyutu bizim sağlık hizmetlerimizi aşmadığı sürece biz rahatlıkla bu gibi salgınlardan bu gibi salgınlarla başa çıkabiliriz. Evet hocam. Bir de kıyafetlerin yıkanma, dezenfekte edilmesi konusunda hocam bize bilgi verir misiniz? Hep duyurularda 60 derecede yıkayın yazıyor.
En az. Siz de bu söylemi destekliyor musunuz? Aslında evinizde hasta varsa, yani COVID-19 pozitif bir kişi evde izolasyonu varsa, evde bakımı yapılıyorsa o zaman daha çok dikkat etmeniz lazım. Gerçekten kıyafetlerini, özellikle o kişinin kıyafetlerini ayrı yıkamanız, biraz daha yüksek sıcaklıklarda 60 derece ve üstünde yıkamanız gerekebiliyor. Ama evinizde böyle bir hasta yoksa eskisi gibi aslında normal standart deterjanınızı kullanarak çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. Tabii ki palto gibi ya da sürekli yıkayamayacağımız kıyafetlerimiz de var biliyorsunuz. Onları ne yapabiliriz? Hemen diğer kıyafetlerin yanına koymak yerine biraz açık havada bekleterek aslında eğer bulaş varsa bile daha sonraki bulaşı engellemeyi sağlayabiliriz. Yani havalandırmak aslında yıkanmayan ürünlerde, yıkanmayan ya da sürekli yıkayamadığımız kıyafetlerde palto gibi, ceket gibi bunları da havalandırmayla yapabiliriz. Onun dışında normal standart yıkama prosedürlerine aynen devam. Evet. Yani Evet. hijyene dikkat edeceğiz. Tabii ki de Tabii. yıkayabiliyorsa yıkayalım. Tekrar tekrar kullanmayalım aynı kıyafeti. Ama yıkayamadığımızda dediğim gibi havalandırma seçeneğini kullanabiliriz. Evet, bu 60 dereceyi şu yüzden sordum. Kıyafetleri 60 derecede yıkadıktan sonra bir daha o kıyafeti giyemiyoruz Evet, diyorlar. aynen öyle. Eskisi gibi Evet. bir pamuk ürünler Evet. alamıyoruz. Evet. Ciddi anlamda toplumda aslında bazı kişilerde özellikle bu COVID-19'la ilgili bir panik oluştu. Yani COVID-19 bile deyince yüzü kızarıyor mesela panik altında. Tabii bunu psikoloji ya da sosyoloji alanında uzman hocamız daha iyi açıklar ama ciddi anlamda bazı kişilerde bir travmaya neden oldu. Bir psikolojik olarak bir yanıta neden oldu. Bu kişiler özellikle işte geçen hafta konuştuğumuz gıdalar nasıl saklayacağız? İşte evimize marketten getirdiğimiz ürünler bulaştırır mı? İşte her şey bulaştırıcı gibi düşünüyorum mesela bazı kişilerde. Onlar esasen bu 60 derece, 100 derece hatta 90 derece yani hiçbir zaman tatmin olmuyor. Çünkü o da derin büyük ihtimal bir korku yarattığı için hiçbir şekilde o virüsten kurtulamayacağını düşünüyor. Ama dediğim gibi birebir temaslı değilsek COVID-19 yani hasta bir birey yaşamıyorsa evimizde aynen eski prosedürlerle yıkamaya kıyafetlerimizi devam. Hiçbir şekilde bir şey değiştirmemize gerek yok. Belki Teşekkürler. daha sık yıkayabilirsiniz. Yani ertesi günde giyeceğiniz bir kıyafeti giymeyip onu yıkayıp daha sonra giymeniz mesela olabilir. Biraz daha fazla yıkamak olabilir ama onun dışında 60 derece, 90 derecelere gerek yok. Boşu boşuna masraf oluyor yani kıyafet kaybı diyebiliriz. Evet, hem de enerji tüketimi oluyor. Evet, aynen de öyle. Doğamıza iyi bakmamız lazım aslında. Evet, Bu salgın bize kesinlikle. onu da gösterdi. Bu Kesinlikle. maskelerin özellikle yerlere atılması konusunda yani yürüyorum mesela 100 metre. Her 100 metrede en az 5 tane ya maske ya da eldiven görüyorum. Yani doğa bize daha nasıl bir ders vermesi gerekiyor ki? Yani de hiçbir zaman ders almıyor bazı insanlar. Onu anlıyorum. Evet. Doğaya karşı. Antibiyotikler hocam virüs üzerinde etkili mi? Bize antibiyotikler ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Evet, aslında bu konu benim en sevdiğim konulardan biri. Antibiyotikler sadece bakteriler üzerine, yani bakteriyel enfeksiyonlar üzerine etkili. Biz bakterileri öldürmek ya da üremelerini durdurmak için kullandığımız ajanlardır, ilaçlardır bunlar. Virüs hastalıklarına, yani viral enfeksiyonlara etkili değillerdir. Hiçbir viral enfeksiyona etkisi yoktur. Mantar enfeksiyonuna etkisi yoktur, parazitik enfeksiyonlara etkisi yoktur. Sadece bakteriler üzerinde kullandığınız ilaçlardır antibiyotikler. Yani siz grip oldunuz, soğuk algınlığı geçirdiniz, koronavirüs enfeksiyonuna yakalandınız, antibiyotik kullanamazsınız. Zaten bir bireyin evinde antibiyotik saklaması yanlış bir uygulamadır. Diyelim ki bir nedenden dolayı herhangi bir bakteri enfeksiyonundan dolayı antibiyotik tedavisi gördünüz, doktorunuzun gerekli gördüğü için. Antibiyotikleriniz arttı tedavi sonunda. Bu antibiyotik sizin çöpe atmanız gerekir. Evde antibiyotik saklaması daha sonra sizin bunu kullanmaya iteceği için evde antibiyotik saklanması biz önermiyoruz. Yani arta kalan antibiyotiklerin çöpe atılması gerekmektedir. Biliyorsunuz birçok ülkede Türkiye'de de artık eczanelerde reçetesiz antibiyotik satışı yasaklandı. Ama birçok diğer bazı ülkelerde hala devam ediyor. Aslında burada birçok kişi bize de bilinçli olarak antibiyotiği almama, antibiyotik istememeyi artık bilinçaltımıza sokmamız lazım. İkincisi de aslında eczacılarımıza da büyük görev düşüyor. Antibiyotik önermemeleri lazım aslında hastalara hiçbir şekilde. Bizde çünkü toplum olarak şöyle bir şey var. Boğazım ağrıyor, antibiyotik kullanmam lazım. Hayır öyle bir şey yok. Zaten üst solunum yollarının
birçok enfeksiyonu viral etkenlerle oluşturuluyor. Yani her boğazınız ağrıdığında, her burnunuz aktığında antibiyotik bunun çözümü değil ki, çoğu zaman da değil zaten. Aynı zamanda antibiyotiklerin şöyle bir yan etkisi de var. Yani bize aslında yarardan çok zarar sağlıyor uygun kullanılmadığında. Bizim vücudumuz içi ve dışı mikroorganizmalarla kaplı. Yani biz aslında mikroorganizma, mikrop dediğimizde hep böyle kötü, kurtulması gereken, öldürülmesi gereken, bize zararlı diye düşünüyoruz ama dünya üzerindeki birçok mikroorganizma aslında bize ve doğamıza yararlı etkileri olan mikroorganizmalar. Çok çok az bir kısmı aslında bize zarar veriyor. Yani o yüzden bizim mikroorganizmalarla dost olmamız lazım. Ve bizim vücudumuzun da içinde yaşayan mikroorganizmalar bizim sağlığımızı koruyan mikroorganizmalar. Bizi sağlıklı tutan, bizi sağlıklı kalmamızı sağlayan, diğer patojen olan, yani bizde enfeksiyon yapabilecek olan mikroorganizmalara karşı bizi koruyan canlılarımız, bizim içimizde barınan mikroorganizmalar. Biz her antibiyotik kullandığımızda aslında onları da öldürüyoruz. Yani bize yararlı etkisi olan mikroorganizmalarımızı da ölmesine sebep oluyoruz. O yüzden antibiyotik kullanırken bir söz vardı, iki kere düşün ve tavsiye al doktorundan diye. Evet, antibiyotik kullanırken iki kere düşünmemiz lazım aslında. Teşekkürler. Sürü bağışıklığı kavramı ile ilgili ne söylersiniz hocam? Böyle bir şey mümkün olacak mı ilerleyen günlerde? Aslında evet, sürü bağışıklığı iki şekilde oluyor aslında. Birincisi aşılama çalışmalarıyla belli bir sayıdaki yani toplumdaki bireylerin belli sayısının, belli oranının bağışıklanması ve aslında bu durumun da diğer bireylerinde enfeksiyonu kapmasını düşürme ihtimali. Bu aşıyla da olabilir ya da belli sayıdaki toplumdaki belli orandaki bireyin bu hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmasıyla da olabiliyor. Yani en az aslında %50'sinin toplumun yani dünya, bu dünya genelinde bir pandemi olduğu için, dünya genelinde bir salgın olduğu için dünya genelini düşünelim. Dünyadaki insanların en az %50'sinin, yani şu andaki hesaplamalar ve benim bildiğime göre %50'sinin en az bu enfeksiyonu geçirmesi lazım. Ya da aşılanarak dedim bağışıklık kazanması lazım sürü bağışıklığının oluşması için. %50'si demek şu anda kaç milyar insan vardı dünyada? 7 milyar mı oluyor? Ya bunun Tamam. yarısının enfekte olması demek aşı bulunmadığı sürece. Çok büyük bir rakam. Ölüm oranının %2 olduğunu düşündüğümüzde ölüm oranı da çok yüksek oluyor. O yüzden böyle bir şeyi tabii ki de sürü bağışıklı olabilir. Zaten şu andaki amacımız bizim aşı bulunana kadar aslında bu enfeksiyondan bir işte eğrimiz vardır ya, işte eğriyi işte aşağıya çekmek, düzleştirmek diye bir kavram kullanıyoruz. Aslında kısa zamanda az kişi enfekte ederek bunu uzuna yaymak, bu enfekte olmayı, bu sürü bağışıklığını uzun zamana yayarak hem hasta bakım hizmetlerimizin kapasitesini aşmadan bu sürü bağışıklığını yapabilmek, yani ne kadar geç aslında çok sayıda insan enfekte olursa, ne kadar uzun zamana yayarsak bu enfekte olma oranını, o kadar iyi aslında bizim için. Birden bir olursa, çünkü sağlık hizmetlerimiz buna yeterli hizmeti veremeyecektir. O zaman işte büyük kayıplar yaşanacaktır. Evet. Yani biz bu virüsteyiz uzun süre. Aşı bulunana kadar en azından, ki aşı bulunması demek de yine büyük aşı çalışmaları, aşı kampanyalarıyla bütün küresel olarak aşılanma sağlanacaktır. Aşı bulunana kadar dediğim gibi azar azar enfeksiyona, azar azar vakalar yaptığımız sürece işte bu grafiği düzleştirebiliriz. Ancak bu şekilde sağlıklı bir sürü bağışıklanması oluşabilir zaten. Yoksa çok büyük kayıplar olacaktır. Bu grafiğin zaten aşağı çekilmesi tamamen bireysel görevlere düşüyor, değil mi Evet, hocam? toplum topluma düşüyor yani. Evde kalmak, sosyal mesafeyi korumak, maske kullanımı ve el hijyeni. Yani bir Evet. tek birey bile fazladan üstüne düşen görevleri tam olarak yerine getirirse bu dediğimiz gibi bu zinciri, yayılma zincirini kırabiliriz. Yani tek bir bireyin bile fazladan tek bir bireyin bile bu konulara dikkat etmesi, kurallara uyması bu dediğim gibi grafikteki düzleşmeyi sağlayabilir. Çok önemli yani bireysel görevler. Hocam biliyorsunuz biz 2 aydan biraz fazla bir süre karantinada kaldık Kuzey Kıbrıs Türk Evet. Cumhuriyeti'nde. Toplum olarak bu kurallara oldukça sıkı bir şekilde ayak uydurduğumuzu düşünüyorum. Evet, Bugün Kıbrıs'ta evet. dışarı çıkan maske takmak zorunda. Yani sadece markete pazara girmesine gerek yok. Sokağa çıkan Evet, maskesini sokakta takmak bile. zorunda.
Biliyorsunuz değil mi? Takip ettiniz. Ne düşünüyorsunuz bir mikrobiyolog olarak hocam? Bununla ilgili. Kıbrıs'ta, ben de Kıbrıs'taydım aslında. İlk vaka çıktığında Evet. Kıbrıs'taydım ben de. Ben şey işte ilk vaka çıktı. Hemen işte okul olarak bir şeyler yapmamız lazım. İşte afişler, işte dezenfektanlar koyalım falan diyene kadar, yani aynı gün içerisinde, 1 saat içerisinde hemen okullar kapatıldı. Çok güzel önlemler alındı gerçekten. Okullar, iş yerleri kapatıldı anında ve halkla, toplumla çok büyük uyum sağladı. Aslında Evet. toplum da korktu. Yani Kıbrıslılar da Korktuk, gerçekten doğru. korktular bu enfeksiyon yayılmasından ve herkes gerçekten eve kapandı. Ciddi anlamda sosyal izolasyon kurallarına uyulduğunda aslında kısa sürede ve çok az vakayla, 108 vaka vardı Kıbrıs'ta ve sadece 4 ölüm. Sadece demeyelim tabii ki de, dediğim gibi ölüm ölümdür ama düşük bir oran. 108 vaka ve 4 ölüm gerçekten düşük bir oran. Çok güzel idare etti Kıbrıs ama ben burada gerçekten toplumun, yani Kıbrıs'taki vatandaşın, yaşayan her bireyin özen göstermesinden dolayı bu şekilde pandeminin sınırlandırılabildiğini düşünüyorum. Sanırım 28-29 güne aşkın bir süredir de hiç vaka yok. Sıfır vaka. Yani neredeyse aslında COVID-19 Kıbrıs'ta bitti Bitti. diyebiliriz şu anda. Kapandı zaten, ada bir ülke. Ya bu ada olma avantajını da Kıbrıs çok iyi kullandı. Ve dediğim gibi toplum olarak aslında herkes bu işin ciddiyetini kavradı. Herkes evlerine kapandı. Herkes birbirini uyardı. Ben bunu da gördüm internet ortamında. Yani dışarıya çıkanlar linç yedi. Sen nasıl bizim işte sağlığımızı tehlikeye atarsın diye. Yani bu konuda ciddi anlamda bireysel sorumluluklar ve toplumsal olarak sorumluluklarını yerine getirme konusunda Kıbrıs gerçekten bu sınavdan çok yüksek puan aldı bence. Evet, şu anda da çok güvenli. Yani Yani şu her anda yani en güvenli yer diyebiliriz aslında Kıbrıs. dünyanın Yani en bizim güvenli yeri olacak. bölgemizde. En azından bizim bölgemizdeki gerçekten Kıbrıs şu anda en güvenli. İşte onlara bazı şeyler var tabii ki, işte uçuşların başlamasıyla nasıl bir durum olacaktır falan gibi. Artık o durumlarda bakılacak. İnşallah Türkiye'de yakın zamanda Kıbrıs gibi herkes kurallara uyarsa aslında olabilir aslında yani. Nüfusun Evet. çok olması da etkili tabii ki ama herkes kurallara uyarsa, herkes bu işin ciddiyetinin farkına varırsa sayı düşürülebilir. Evet. Yeni normali herkes kabullenmek Evet. zorunda Yani kalacak hocam. normalleşme süreci normal değil, eski normal değil, yeni bir normal. Yeni normalimize adapte olma, alışma. Yani tabii ki de alışmadığımız bir durum. Maske takmak alışmadığımız bir durum. İşte insanlara uzak durmak. Geçen yayınımızda siz söylediniz, biz sıcakkanlı insanlarız. Evet. Nasıl engelleyeceğiz? Kıbrıs engellemiş mesela bunu. Kıbrıs'ta bu engellemiş, sosyal mesafeye dikkat edilmiş. Uzun süre insanlar evlerinde kapandı, çok ciddi uzun süreler. Sokağa çıkma yasakları yapıldı ve insanlar da buna uydu. Yani keyfi sebeplerden o sokağa çıkma yasağının aralarındaki bölgelerden izin bırakıldı, serbest bırakıldı dönemlerde insanlar yine çıkmadı. Çıkmadı hocam, evet. Çıkmadı yani, korktu. Özellikle yaşlı bireyler gerçekten çok korktu ve çıkmadı. Yani buradaki gibi ekstradan 65 yaş üstüne yasağa gerek kalmadı zaten. Ciddi anlamda korktular ve birbirlerini uyarması da insanların çok önemli aslında. Bu çok önemli. Çünkü aslında topluma, tek bir bireyin bile sorumsuzluğunun bütün topluma mal olabileceği ne biliyordu. Aslında bunun farkına vardı Kıbrıs'ta. Çok erken farkına vardı Kıbrıslar bunun. Evet. Bu işin ciddiyetini. Ama hani korku vardı, panik yoktu. Korkuyla panik arasında da fark var. Panik olduğu Evet, zaman yok, panik yoktu. sağlık Herkes yapılması sorumluluğuna gerekeni yaptı. Evet, herkes yapılması, gidiyor. evde kalın dediler, kaldılar. Şu saat dışarıya çıkabilirsiniz dediler. Onlar gene çok çıkmadılar. Gerekli olduğum açıkla. Yani bireysel olarak panik değil ama endişeyle birlikte sorumluları yerine getirdiler. Yani kurallara uydular aslında. Evet. El yıkamayla ilgili hocam bize tekrar hatırlatır mısınız? Biz ellerimizi nasıl yıkamalıydık? Ellerimizi tamamen bütün yüzeyler yıkanacak şekilde olmalı zaten. Aslında dediğim gibi bu yeni normalimizdeki olmazsa olmaz kurallardan ilki el hijyenimizi her daim dikkat etmek. Ellerimizi sık sık ve tamamen yıkamak. 20 saniye boyunca tamamen yıkamak önemli. Şimdi normalde şöyle yaptığımızda biz Evet. şöyle her tarafı yıkamıyor elimizin, bildiğiniz mi? Şu kısımlar belki yıkanıyor. Dış kısımların ve parmak araları da önemli. Özellikle bu kısımlar nemli falan olduğu için birçok mikroorganizma için aslında esas yerleşme kısmı şu ara bölgeler. O yüzden ellerimizi iyice ilk önce ıslatıp sabunumuzu aldıktan sonra şöyle şöyle yapınca hemen şu şekilde size şöyle göstereyim.
parmak evet. araları yıkanıyor ve el yüzü de yıkanıyor bu şekilde. Daha sonra parmak uçlarımız yine önemli. Çünkü her şey için aslında biz parmak uçlarımızı kullanıyoruz aslında. Yine en fazla kontamine olan bölgeler parmak uçlarımız. Parmak uçlarımız için şu hareketler. Şu hareketler şu şekilde. Parmak uçlarımızı yıkıyoruz. Daha sonra baş parmakla ve baş parmak arası önemli. Onu da şu şekilde yıkayarak daha sonra şu şekilde yıkıyoruz. Ve en sonunda şu bilek kısmımız kalıyor. Orayı da şöyle iyice yıkayarak 20 saniye boyunca bol suda yine durulayarak bitiriyoruz. El dezenfektanı ya da kolonya kullanırken de yine aynı hareketleri yapmamız oldukça önemli. Şu şekilde, şu şekilde parmak araları, el yüzü, el içi hepsini yıkıyoruz. Bu çok önemli. İyi yıkanmamış el enfeksiyon yayılması için ideal bir ortamdır. Bu arada çeşitli yapılan istatistiklerde COVID-19'un erkeklere daha sık gözlendiği gözlenmiş. Ve bu da niye bağlanmış biliyor musunuz? Erkeklere el hijyeni daha aslında az dikkat ettiğine bağlanmış. El yıkama alışkanlıklarının biraz daha az olduğuna bağlanmış. Aslında buradaki bu istatistiklerden de el yıkamanın COVID-19'dan korunmada ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Ciddi anlamda da vakaların, şu anda dünyadaki vakaların 1/3'ü erkek. Evet. Sakaldan da kaynaklanıyor olabilir mi hocam? Yani çok fazla belki maske kullanımını engellediği için olabilir ama o da bulaşı yine engellemeyecektir. Büyük ölçüde yani yapılan çalışmalara, ben yapmadım çalışmayı, yapılan çalışmalara bakıldığında erkeklerin biraz daha az el hijyenine dikkat ettiği, yine sigara kullanımının erkeklere daha sık olduğu gibi nedenlerden kaynaklanabileceği düşünülmekte. Tabii ki de farklı fizyolojik, immünolojik yapılar, yani bağışıklık sistemindeki yapılar da bu konuda etkili olabilir. Ama evet. erkekler daha çok risk altında. Evet, dikkat edilsin o zaman. Evet, evet. Hocam, dışarıdayken bir şeye temas ettiğimiz zaman ve yüzümüze dokunmamamız gerektiğini bildiğimiz zaman direkt yüzümüz alarma geçiyor. Mutlaka evet. kısınıyor, mutlaka evet. gözümüz değiştiriyor. Evet, her zaman öyle oluyor. Nasıl engelleyeceğiz hocam? Şimdi konuşurken bile aynı şey oldu. Psikolojik evet, mi? Benim bile oluyor şu an mesela. Şu şekilde dediğim gibi yüzümüzü rahatsız edici şeylerde mümkün olduğunca yapmamamız lazım. Saçlarımızı yüzümüzü rahatsız etmeyecek şekilde toplamamız lazım. Ya da işte erkeklerin sakal yapısı yine rahatsız etmeyecek şekilde ne varsa. Takılar yine aynı şekilde. Tabii ki zorunlu takılan şeyler mesela gözlük mesela zorunlu. Yine mümkün olunca sizi rahatsız etmeyecek şekilde belki modifikasyonlar yapabilirsiniz. Makyaj malzemeleri yine. Biliyorsunuz göz makyajında kullandığımız birçok malzeme iritasyon neden oluyor. Sürekli gözümüze dokunmamızı sağlıyor. Evet. Belki bu süreçte makyaj yapmayı biraz erteleyebiliriz dışarı çıkarken ya da siz daha az rahatsız edici makyaj malzemeleri kullanabilirsiniz diyebilirim. Onun dışında el yanımızda dezenfektanımız ya da kolonyamız mutlaka bulunsun. Eğer çok direkliyse yüzümüze dokunmak onunla dezenfekte edelim öyle dokunalım. Özür dilerim bu arada salladım biraz masayı. O dezenfekte ettikten sonra dokunalım ki bulaş riskini en aza indirgeyelim. İlla ki dokunacağız büyük ihtimalle ama işte eller temiz olursa, eller ne kadar temiz tutulursa aslında bulaş riski azalıyor. Dokunsanız bile bulaşmıyor size aslında. O yüzden el hijyeni en önemlisi. Evet. Hocam muhtelif kullanacağımız kimi alanlar? Örneğin işte yaz geliyor, denize gireceğiz. Evet. Tabii açılırsa plajlar. Havuzlar eğer açılırsa. Hamamlar açılırsa, spor salonları açılırsa bunların kullanımı önümüzdeki günlerde izin verilecektir diye düşünüyorum bir zaman sonra. Neler evet. yapmalıyız hocam? Nasıl olacak? Yani onlar kural koyacak ama bireysel olarak bizim neler yapmamız gerekecek? Aslında bilim dünyasında da bu konuda konuşmalar başlandı. Yani izin verilmeli mi, verilmemeli mi, sudan bulaşır mı? Yani şu anda elimizdeki veriler COVID-19 hastalığının yani SARS-CoV-2 virüsünün sudan bulaşına dair yeterli bir kanıt yok. Böyle kesin bir kanıt yok ama bulaşmadığına dair de kesin bir kanıt yok. Ne bulaşır diyebiliyoruz ne de bulaşmaz diyebiliyoruz. Deniz havuz konusunda biliyorsunuz havuzların dezenfeksiyonunda klor kullanılıyor. Evet klor virüsün inaktivasyonunda etkili. Denizde de tuz var. Evet bu da deniz için bir avantaj sağlıyor. Aslında deniz mi havuz mu diye düşündüğümüzde deniz su devir daiminin fazla olması,
fazla miktara büyük bir alan olması aynı zamanda ve sosyal mesafenin daha çok korunabilmesi adına, çünkü sudan bulaşmayabilir ama sıkış sıkış bir havuz içerisinde birçok insan yine birbirine maske takamayacağımız için su içerisinde yine birbirine damlacık yoluyla bulaştırabilir. O yüzden aslında deniz bir nevi belki daha güvenli olabilir. Sosyal mesafeyi korumak açısından daha güvenli olabileceği için ve tuz oranından dolayı. Yazda aslında bu virüs biraz daha kırılacak gibi. Aslında virüs etkisinden dolayı değil. Yani tabii ki de yapılan çeşitli araştırmalar koronavirüsün sıcağı ve nemi sevmediğini bize gösteriyor. Ama bunlar kesin dediğim gibi şeyler değil, bilgiler değil. Ama sıcak ve nemi koronavirüsün sevmediğini biliyoruz. İnaktive edebileceğini biliyoruz. Aynı zamanda soğuk hava ve düşük nem aslında bizim bağışıklık sistemimize kötü etkisi var. Yani soğuk hava ve düşük nem bizim bağışıklık sistemimizi strese soktuğu için biz soğuk algınlığı gibi ya da solunum yoluyla bulaşan virüs enfeksiyonlarına kışta daha çok yakalanıyoruz. Evet. Tabii yazın etkisiyle bizim bağışıklık sistemimizde işte D vitamini daha iyi alacağımız için özellikle daha iyi olacağı için, daha dirençli olacağı için tabii COVID-19 enfeksiyonunda geçirme olasılığımız düşecektir. Yine dediğim gibi tabii sıcaktan da etkilenebilir COVID-19. Tamamen kesin bir dediğim bilgi olmamakla birlikte. Yalnız dediğim gibi havuz ve deniz konusuna dönecek olsak havuz biraz daha yine etrafında da sosyal mesafe korunamayacağı için biraz daha şüpheli. Yani yine sosyal mesafeyi korunamayacağı için çok önermiyorum. Deniz bir nevi olabilir. Gerçekten ciddi sosyal mesafeyle kurulduğunda. Mesela boş bir sahilde tabii ki de yüzülebilir. Ya da ciddi anlamda aralıklar konularak insanların birbirine yaklaşması engellenerek evet denizde yüzülebilir. Ama havuz tabii ki de size aitse yüzebilirsiniz. O sorun değil. Ama site içlerinde bulunan çok fazla insanın kullandığı havuzlar tehlikeli olabilir. O da sosyal mesafeyle alakalı olacaktır büyük ihtimal. Sauna işte buhar odasıdır, hamamdır. Dediğimiz gibi yüksek sıcaklık ve nem bu virüse, virüs bunu sevmiyor yüksek sıcaklığı ve nemi. Ama sıfıra indirgemiyor işte bulaşı. Yine bu ortamlarda da çok insanın kapalı bir ortamda, hep ne diyorum kapalı ve kalabalık ortamlar tehlikeli. Bu gibi ortama da hamamdır, saunadır, buhar odası yine kapalı ve birçok insanın paylaştığı ortamlar. Yine sosyal mesafenin korunması etkileneceğinden yine pek güvenli olmayacak diye düşünüyorum. Ama bu bilgilerin hiçbiri halen daha kesin bilgiler değil. Biz de virüsü tam anlamıyla tanımıyoruz. Nasıl bulaştığıyla ilgili tabii ki de fikirler var. Bazı kesinleşmiş bilgiler var. Ama tümden şu anda her şeyiyle biz bu virüsü tanımıyoruz. Evet, çok teşekkürler hocam. O yüzden tedbirli olmamız lazım. Evet, zaten tüm dünyayla aynı anda yüzleşiyoruz. Evet. Yaşaya yaşaya, deneyimleye deneyimleye göreceğimizi evet. düşünüyoruz. O yüzden her zaman böyle bir şey, her zaman bir tedbirli olmak, her şeye şüpheyle bakmak aslında bizi güvende tutacaktır diye düşünüyorum. Hocam bize o 5 kuralımızı hatırlatır mısınız son olarak? 5 kural gerçekten çok önemli. Bu 5 kural aslında en son maske kullanımında ekleyebiliriz aslında. Birinci kuralımız el yıkamak. El yıkamak. En önemli elleri yıkamak. Ellerimiz tabii ki de el yıkamaya müsait bir yerde değilsek ellerimizi yıkama imkanımız yoksa dezenfekte etmek. Alkol bir bileşik olabilir, bir el dezenfektanı olabilir, kolonya olabilir. Yine aynı hareketlerle kuruyana kadar dezenfektansa. Su sabunla yıkıyorsak normal su ve sabunla yıkıyoruz 20 saniye boyunca. Çok sık el yıkamak da dediğim gibi. Geçen hafta sanırım en son bunu söylüyorum. Çok sık el yıkamak da bize zarar veriyor. Çünkü bizim cildimiz doğal bir bariyerimiz bizim. Bağışıklık sistemimizin en önemli koruyucularından en önemli elemanı bizim cildimiz. Yıkamayla yıpranıyor tabii bu cildimiz. Ve dediğim gibi diğer mikroorganizmalar da hala bulunuyor. COVID-19'a bırakmadılar. Siz cildinizi yıprattığınızda çeşitli enfeksiyonlar yıpranık derinizden içeriye girebilir. Cildinizden içeriye girer ve çeşitli enfeksiyonlar neden olabilir. O yüzden çok sık da el yıkamak iyi değil. Yeteri kadar. Özellikle yüzünüze dokunacağınızda ve belirli şartları biliyoruz zaten. Tuvaletten sonra önce, yemekten önce ve sonra yemek hazırlarken saçımıza dokunduğumuzda saçımız da mikrop tutucu bir özelliğe sahip. Hayvanlara dokunduktan sonra, işte bebek altı değiştikten sonra mutlaka ve şüpheli materyalleri özellikle kapı kollar gibi, işte asansör tuşlar gibi
çok fazla insanın kullandığı yüzeyleri dokunduktan sonra ellerimizi yıkıyoruz. Bu çok önemli. Eldiven kullanımı da yine el hijyeni. Birinci kuralımız el hijyeni olduğu için eldiven kullanımıyla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Herkesi görüyoruz eldivenle dolaşıyor. Maskeleri burun altına çekiyorlar ama ellerinden eldivenini çıkartmıyorlar. tabii ki el hijyeninin korunması diyoruz ama buradaki amaç el hijyenimizin aslında mukozalarımızı korumak. Yani ellerimizle mukozalarımıza temas edeceğimiz için el hijyenimizi koruyoruz. Yani siz eldivenle yine yüzünüze dokunursanız hiçbir anlam ifade etmez. Ayrıca uzun süre eldiven kullanımı eldivenin içinde tabii ki de ellerimizin terlemesini ve nemlenmesini sağlayacaktır eldivenin. Bu da daha çok aslında mikroorganizma tutması demek oluyor. Uzun süre eldiven kullanmak aslında o süre boyunca dokunduğunuz, temas ettiğiniz bütün yüzeylerdeki mikroorganizmaları elinizde tutmak demek oluyor. O yüzden eldiven kullanımı asla el yıkamanın ya da el dezenfeksiyonunun önüne geçmemeli. Eldiven kullanımı kısa süreli işlemler için olmalı. Gıda hazırlamak olabilir. Özellikle gıda sektöründe çalışan bireylerin kullanması gerekir. Ya da işte COVID-19'lu bir bireyin çamaşırlarını yıkarken, evde temizlik yaparken kısa süreli eldiven takılabilir. Ama onun dışında tüm günümüzü eldivenle geçirmenin, yani sokağa çıktığınız andan itibaren eldivenle gezmenin hiçbir anlamı yok. Aynı zamanda zararı var dediğim gibi. Çünkü benim ellerim nasıl olsa temiz diye düşünüyoruz. Yani sahte bir güven veriyor bize. Ellerim temiz güveni. Halbuki değil. Zararlı. O yüzden eldiven kullanımı minimum düzeyde, dediğim gibi kısa süreli işlemlerde. Yani gerçekten çok kili çöpünüzü atarken belki, temizliğinizi yaparken şeklinde elinizi korumak için. Yoksa el hijyeniyle, yani bizim burada bahsettiğimiz el hijyeni çok önemli ile eldiven kullanımı bir bağlantısı yok. İkinci kuralımız, isterseniz ona geçelim. Öksürürken ve hapşırırken ellerimizi kullanmıyoruz kapatıcı. Tabii ki de öksürüğümüzü, evet, ağzımızı, burnumuzu kapatmamız lazım öksürüğü ve hapşırırken. Ama bu ellerimizde olmayacak çünkü el hijyenini korumamız lazım. Ve biz ellerimizi kullanıyoruz her yere temasta. Her şey için ellerimizi kullanıyoruz. Bu nedenle zaten en kirli yerlerimizden biri elimiz. Eğer siz elinizi kullanıp bir yerlere temas ederseniz siz aslında yaymış oluyorsunuz. Sizde varsa eğer virüs, bunu yaymış oluyorsunuz. O nedenle her zaman dirsek içi mümkünse ya da tek kullanımlık bir peçeteyle kapatıyoruz ve o peçeteyi de hemen atıyoruz. Ve bu çok önemli. Yani öksürüğümüzü ve hapşuruğumuzu kapatmak çok önemli. Yani şu anda maske kullanmamızın amacı da bu. Öksürürken, hapşururken ya da konuşurken bile dahi ağzımızdan çıkan, burnumuzdan çıkan damlacıkları engellemek. Evet. Ve bunu da engellerken doğru yöntemlerle, elimizde değil ya da dışarıya doğru değil, engellememiz lazım mutlaka. O yüzden ya dirsek içi şu şekilde ya da tek kullanımlı bir mendille kapatıyoruz ağzımızı ve burnumuzu. Zaten hastalık semptomu gösteriyorsa kesinlikle dışarıya çıkmıyoruz. Yani genel olarak da bir hapşuruğumuz, öksürüğümüz, burun akıntımız, yani gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı gibi semptomlarımız varsa zaten evden çıkmamamız lazım ve telefonla önce bilgilendirerek sağlık kuruluşlarına başvurmak lazım zaten. Bunu da hatırlatalım. Üçüncü kuralımız neydi? Evde kalmak diyelim. Evde kalmak, mümkünse dışarıya çıkmamak. Mümkünse dışarıya çıkmayacağız halinde normalleşme sürecinde de eski normalimiz yok. Eskidenki gibi istediğimiz zaman dışarıya çıkıp gezemiyoruz maalesef. Mümkün olduğunca evde kalacağız ki hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumak için hem de bu virüsün toplumda yayılmasını engellemek için dışarıya çıkan her birey virüsün yayılmasına aracı oluyor. O yüzden mümkünse eğer mecbur değilsek özellikle öğrencilere buradan seslenelim. Çünkü ona çalışmıyorlar da bu süreç okullara tatil. Mümkünse evde kalmalarını istiyoruz. Hem kendilerini korumak için hem de dediğim gibi topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için. Aslında bu önemli. Çıktık diyelim ki dördüncü kural. Diyelim ki çıktık. O zaman da maskemizi takacağız. Birinci şartımız bu. Maskemizi doğru şekilde ağzımızı ve burnumuzu içine alacak şekilde takıyoruz. Maskemize temas etmiyoruz. Yanımıza dezenfektanımızı alıyoruz. Belirli yüzeyleri temas ettikten sonra işte asansörü kullandınız. Hemen elimizi dezenfekte ediyoruz. İşte merdiven korkuluklarına dokundunuz. Hemen elimizi dezenfekte ediyoruz. Mümkünse zaten asansör kullanmıyoruz.
ya da aynı anda başka bireylerle, yani aile bireyleriniz dışında başka bireyler varsa asansörde, onların ilk önce gitmesine izin verebilirsiniz. Ayrı ayrı kullanmak önemli asansörü. Asansör çünkü küçük ve kapalı bir alan. Havalandırması iyi olmayan bir alan. O yüzden asansör kullanımında minimuma indirmek çok önemli. Yine bulaşı azaltmak için. Bunları yanımıza aldıktan sonra çıkıyoruz ve diğer kişilere aramıza bir, hatta neredeyse 2 metre mesafe koyacak şekilde, maskeniz olsa bile, maske taksak bile aradaki mesafeyi mutlaka koruyoruz. Sosyal mesafeyi korumak çok çok önemli bizim için. Dördüncü kuralımız da buydu. Beşinci kuralımız el yıkamayı söyledik, el hijyenini söyledik, öksürüğümüz, hapşurumuzu kapatmayı söyledik, evden çıkmamayı söyledik, sosyal mesafeyi söyledik. Ne kaldı geriye? Hadi ben de unuttum bakın, 5 kuralı. Antibiyotik kullanmıyoruz değil mi hocam kafamıza göre? Kesinlikle kullanmıyoruz zaten. O kesinlikle yok, antibiyotik kullanma kesinlikle. Şu muydu hocam, kendimizi kötü hissedersek direkt sağlık kuruluşuna gidiyoruz. Evet, ilk önce telefonumuzu telefonla bildiriyoruz. Biliniyor zaten bu numaralar. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden de bu kuralları öğrenebiliriz. Aradıktan sonra maskemizi takarak sağlık kuruluşlarına yine başvuruyoruz. Bu çok önemli. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan dolayı. Gerçekten çok iyi öğrendik sizlerden. Artık yeni reflekslerimiz oluşmak zorunda. Evet. Bunları da sizler gibi insanların bize hatırlatmasına ihtiyaç duyacağız. Çünkü bunlar yeni refleksler, yeni normallere gideceğiz. Gerçekten farklı günler bizi bekliyor. Evet, özellikle dedim ya, sosyal mesafe ve el hijyenimize çok dikkat etmemiz lazım. Bizim artık yeni normalimiz bu. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Değerli misafirlerimize de, Iğdır'dan çok değerli hocalarımız bugün bizlerleydi. Çok teşekkür ediyorum onlara da katılımlarından dolayı. Ediyorum. Sağ olun hocam. İyi günler. Teşekkürler, iyi günler. Sağlıkla kalın. Sizler de öyle, hoşça kalın.